Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ekranları başında bizleri izleyen değerli halklarımız, cezaevindeki yoldaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlayarak başlamak istiyorum. Öncelikle bugün 28 Aralık ve sevgili Tahir Elçi'nin ölümünün üzerinden 8 yıl geçti. Bu vesileyle Tahir Elçi'yi bir kez daha saygıyla, sevgiyle minnetle andığımı ifade etmek istiyorum. Tahir Elçi'yi Hrant Dink'i, Musa Anter'i, bu büyük, gerçekten bu ülkenin en değerli insanlarını aramızdan alan, karanlığın üzerine örten bir siyasi aklın bu ülkede hep olduğunu, aslında siyasi cinayetlerin öylesine menfur, kendiliğinden işlenen cinayetler olmadığını, müesses nizamın devamı için birilerinin eliyle işletildiğini çok iyi biliyoruz. O anlamıyla sadece katile tetiği çeken katildir demek çok hafif kalıyor. O gün Tahir Elçi'yi hedef gösteren Çukur medyası, ona hedef gösteren siyasi anlayışın kendisi ve bugün cinayetin ardından cinayeti aydınlatmayan, katliamı aydınlatmayan iktidarın kendisi de bu sürecin sorumlusudur ve bizzat bu cinayetin sorumluluğunu üstleniyordur. Şunu ifade edelim değerli arkadaşlar, bu siyasi cinayetlerin son bulmasını ve bu ülkede gerçekten bazı kesimlerin, özellikle de muhaliflerin güvercin tedirginliğinde yaşamasını istemiyorsak, herkesin kendisini içinde eşit, özgür hissedeceği bir demokratik cumhuriyeti kurmak gibi bu meclisin bir sorumluluğu var. Ben bir kez daha bu sorumluluğu bütün milletvekili arkadaşlarıma da hatırlatmak istiyorum. Bugün burada en fazla sorumluluğunu hissedeceğimiz olayın bu olduğunun altını çizmek istiyorum. Tabii Tahir Elçi cinayetinin hukuksuzluğundan bahsediyoruz. Çokça ifade edildi geçen oturumda. Ben bütün bu hukuksuzlukların aslında Türkiye'deki genel hukuksuzluğun yansımalarının parça parça görüngüleri olduğunu ifade etmek istiyorum. Örneğin en büyük hukuksuzluklardan biri olan İmralı Ada Cezaevindeki tecride dair geçenlerde de söyledik. Çokça milletvekillerimiz, eş başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz kürsüden defaatle dile getiriyorlar. Ama hala bu meclisten bir ses çıkmıyor. Hala duymazdan gelen, görmezden gelen, üzerini örtmeye çalışan, sırtını dönüp giden bir yaklaşım var. Ama bütün bunlar olurken bu ülkede 33 aydır bir ada cezaevinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde olan bir cezaevinden biz hiç haber alamıyoruz. Sayın Öcalan yaşıyor mu? Sayın Öcalan'ın sağlığı nasıl? Güvenlik koşulları nasıl? Bunu bilmiyoruz. Ailesiyle görüştürülmüyor, avukatlarıyla görüştürülmüyor, hiçbir heyetle görüştürülmüyor. Dışarıdan izole. Telefon hakkını kullanamıyor, iletişim hakkını. Ama bütün bu meclis buna sessiz kalıyor. Ben soruyorum, nasıl olabiliyor? Nasıl sessiz kalabiliyoruz bütün bu hukuksuzluklara? Bunlar bu ülkede yaşanıyor. Guatemala'da yaşanmıyor. Ebu Garayip cezaevinde yaşanmıyor. Ya da bugün İsrail'de yaşanmıyor, Filistin'de yaşanmıyor. Hani çokça söz ediliyor ya İsrail'in Filistin'e yaptıklarından. Gelin bunu konuşalım. Buna dair söz söyleyin, cümle kurun. Nasıl bir gerekçeniz var? Hiçbir gerekçeniz yok. Eskiden şunu dönüp söylüyordunuz, koster bozuk, hava muhalefeti var gibi sözde gerekçeler uyguluyordunuz. Bugün ne yapıyorsunuz? Sistematik disiplin cezaları veriyorsunuz. 3 ayda bir, 4 ayda bir periyotlarla disiplin cezası uygulanıyor ve avukatlar o disiplin cezalarının gerekçelerine bile ulaşamıyorlar. Yani sizin yargınız, o talimatlı yargınız, emir verdiğiniz yargınız lütfedip disiplin cezasının gerekçesini bile açıklamıyor. Peki ne oluyor değerli arkadaşlar? Bunun sonucunda ne oluyor? Türkiye bütün endekslerde en gerilerde. Ekonomik krizden tutalım, dünya kadar çoklu krizi var. Savaş derinleşmiş, almış başını gidiyor. Siz kendinizi kaptırmışsınız bir milliyetçi hezeyana. Bütün bu milliyetçi gemiye binmişsiniz. Gitmeye çalışıyorsunuz bir yerlere. Ama söyleyelim, varacağınız bir liman yok. Bu hukuksuzluklarla, bütün torbanıza koyduğunuz bu gayrimeşru yöntemlerle varacağınız bir liman yok. Yönteminiz yanlış. Buradan çıksa çıksa faşizm çıkar. Ve siz bunu yapıyorsunuz. Eğer bakın 1980 askeri cezaevinde bile bu koşullar yoktu. İnsanlar sevdiklerinden, ailelerinden, müvekkillerinden haber alabiliyorlardı. Bugün siz 1980
askeri darbe koşullarının gerisinde bir yönetim sergiliyorsunuz bu ülkede. 80'deki süreci aratacak bir yöntem, bir baskı, bir zor uyguluyorsunuz. Zulmünüz arşa vardı, arşa. Yeter artık. Edibese. Edibese. Bakın, bugün cezaevlerinde siyasi mahpuslar dünden itibaren açlık grevine başladılar. Taleplerini biliyor musunuz? Kürt sorununa demokratik çözüm, Sayın Öcalan'a özgürlük. Kürt sorununa demokratik çözüm demek için bu ülkede insanlar bedenini açlığa yatırıyor. Size dert değil mi ya? Size hiç dokunmuyor mu? Siz niye seçildiniz? Niye seçildiniz ya? Cezaevindeki insanlar Kürt sorunu çözülsün diye sizin uyguladığınız o tecrit rejimi ortadan kalksın diye bedenini açlığa yatırıyor, ölümü göze alıyor. Bunun sonucunda hasta kalıyor, sakat kalıyor ama ona rağmen bu ülkenin demokrasisi için elini taşın altına koyuyor, bedenini ortaya koyuyor. Bizler burada oturmuşuz bu ceylan koltuklarda, kılınız kıpırdatmıyor. Niye? Niye kıpırdatmıyorsunuz? Bu sizin sorununuz değil mi? Değil mi? Bu ülkede yaşayan milyonlarca Kürt'ün yaşadığı haksızlıkların müsebbibi bugün sizin iktidarınızdır. Bakın, insanlar, bu böyle çocuk oyuncağı değil. İktidarınızın var olduğu günden bugüne cezaevleri bu hak ihlallerine karşı neredeyse her yıl açlık grevi yapmak zorunda kalıyor. Bir ülkedeki demokrasinin skalasını ne belirler? Cezaevleri. 300 binden fazla tutsağı olan, 300-350 bini aşan mahpusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Sizin sisteminiz suçlu üretiyor. Suçlu. Sürekli insanları suçlayarak, yaftalayarak cezaevlerine dolduruyorsunuz. Ve bunun üzerinden iktidarda kalmaya çalışıyorsunuz. Toplumu bastıra bastıra, eze eze, temel haklarını yok ede ede ve bütün ülkenin gözünün içine bakarak yapıyorsunuz bunu. Soruyorum, Sayın Öcalan bir siyasi mahpus mu? Mahpus. Niye ailesiyle görüştürmüyorsunuz? Niye avukatlarıyla görüştürmüyorsunuz? Niye telefonla iletişim hakkı tanımıyorsunuz? Cevabınız var mı? Yok. Çünkü siz buradan besleniyorsunuz. Çözümsüzlük aklından besleniyorsunuz. Ama bunun sonucunda o dört duvar arasında tutulan ve gerçekten bütün temel hakları bugün yok sayılan insanlar bu çıplak zora karşı, bu hukuksuzluğa karşı bakın yeniden bu ülke için elini taşın altına koyuyor. Bu ülkedeki bütün en başta iktidarın ama bu meclisin utanç vesikasıdır, utanç vesikası. Sorun kendinize ya. Sizin yönettiğiniz ülkede cezaevlerinde insanlar açlık grevinden öldüler. İnsanlar Sayın Öcalan'ın tecrit ortadan kalksın diye yaşamlarına son verdiler. Sizin hiç mi umurunuzda değil? Değil. Değil yani, biliyoruz. Ama olsun istiyoruz. Olsun. Bir çözüm aklınız olsun. Bindiğiniz bu yanlış gemiden inin. Bunun kimseye bir faydası yok. Bunun bu ülkedeki yurttaşa bir faydası yok. Yoksula bir faydası yok. Kürt'e bir faydası yok. Türkiye bir faydası yok. Kadına bir faydası yok. Hiç kimseye bir faydası yok. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. O nedenle buradan yeniden ifade etmek istiyoruz. Siyasi mahpusların talepleri taleplerimizdir. Ama onları bu talep için açlık grevine sürükleyen, açlık grevi kararı, eylem kararı aldırmak zorunda bırakan bu cebberrut anlayışa karşı da tabii ki mücadele edeceğiz. Tabii ki mücadele edeceğiz. Siz hukuku rafa kaldırmış olabilirsiniz. Siz anayasayı artık takmıyor olabilirsiniz. Siz iki büyük yargı arasındaki görüş ayrılığı diye yargı krizini topluma anlatıyor olabilirsiniz. Biz tarif edelim. Sisteminiz çürüdü. Dört bir tarafından ne derler? İrin akıyor. Dikiş tutmuyor. Siz palyatif önlemlerle bu süreci götüremezsiniz. Ya bu ülkeyi demokratikleştireceksiniz ve o demokrasinin içine Kürt'ün hakkını, Alevi'nin hakkını, kadının hakkını, yoksulun ve emekçinin hakkını koyacaksınız.
Ve bunun içerisinde tabii ki... Sayın Kılıçkoç, buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Öcalan'ın haklarını da tanıyacaksınız ya da böyle dünyaya efeleneceksiniz ama geleceksiniz burada yoksul milyonların taleplerini bastırmak için her gün polis devleti olmaya daha fazla devam edeceksiniz. Bakın 25 Kasım'ı geride bıraktık. Zamanım kalmadı. Sadece oradaki tutumunuz bile nasıl bir anlayışa sahip olduğunuzu gösteriyor. Biz bir kez daha ifade ediyoruz. Hukuksuzluğun, haksızlığın, zulmün sonu yıkılıştır. Yıkılıştır. Buradan bir yere gidilmez. Kürdün elini tutmayan Orta Doğu'da ayakta kalamaz. Ya Kürdün elini eşit, özgür, kardeşçe tutacaksınız ya da çok açık ve net söyleyelim, bu sistem yıkılacak ve siz de bu sistemin altında kalacaksınız. Onun için bakın bütün Türkiye sizin samimiyetinizi sorguluyor. Neden sorguluyor? Çünkü şunu söylüyor. Bakın Netanyahu gibi biri bile diyorum. Çünkü her gün zulmediyor Filistin halkına. Dönüp size ne diyor? Ya diyor ki işte sen kendi derdine bak diyor. Sen kendi derdine bak. Kendi ülkendeki Kürt'e zulmediyorsun. Bana laf söyleme diyor. Şimdi siz buradan geri adım atmak istiyor musunuz? Bir yere bir şey söylediğinizde, insan hakkını hatırlattığınızda herkes şunu söylesin istiyor musunuz? Ya evet, Türkiye söylüyor. Haklıdır demek istiyor musunuz? Eğer bunu demek istiyorsanız kendi evinizi düzelteceksiniz. Kürt sorununu çözeceksiniz. Kürt sorununu çözmek için de Sayın Öcalan'ı muhatap alacaksınız. Bu tecriti kaldıracaksınız. Artık cezaevlerinde insanlara daha fazla zulmetmekten vazgeçeceksiniz. O zaman ey İsrail dediğinizde biz de sizi alkış tutarız.